Evet Enes, birinci yarı bitti, şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Ama bu esnada belirtmeden geçemeyeceğim. Bir konuda da üzgünüz, onu da sana dile getirmeden geçemeyeceğim. Bu konuda sana dargınız. Üstelik... Merhaba arkadaşlar, bugün Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmini izlemeye geldik. Evet bakalım, beğenecek miyiz ve film başlamak üzere Işıl. Hadi çabuk geçelim, çabuk. Arkadaşlar şimdi sinemaya gitmek üzereyiz. Evet, çıkışta da yorumlarımızı yaparız değil mi Işıl? Evet, bakalım ne kadar beğeneceğiz, ne olacak. Ama tabii filmi anlatmayız ki. Yoksa heyecanı kaçar gidecek olan arkadaşlarımız için değil mi? Evet, doğru. Hadi girelim bakalım, ondan sonra arkadaşlarımıza bahsedelim. Işıl bak, arkadaşın da gelmiş. Instagram'da paylaşımımızı görmüş, koltuk numarasını görmüş. Özel olarak bu koltuk numarasını almış. Değil mi? Seninle birlikte izleyecek şimdi. Karne hediyesi de aldık ama. Karne hediyesi de Işıl da benden şey istiyor. Papağan istiyor. Bakalım ne yapacağız. Papağan. Sultan papağanı. Sultan papağanı istiyor bir de yani. Papağanlar güzel de işte. Biraz temizleyecek kim? Ben. O işte kuşlarla hep ben uğraşıyorum. Biz de kedi aldık, yavru kedi. 6-7 ay önce büyümeye başladı. Şimdi sürekli kedi temizliyorum yani. Ne demek ya? Takdir aldığı için yoksa... Evet. Takdirname aldık. Yarınki videoda da izleyeceğiz bunu değil mi Işıl? Evet. Arkadaşlarından bir sürü e-mailler gönderenler var zaten. Onların da kısa videolarını ve fotoğraflarını o videoya ekleyeceğiz. Şimdi 15 gün tatil tadını çıkarttık. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu heyecanlı Enes Batur filmini izleyelim. Evet. Sonra da yorumlarımızı arkadaşlarımıza söyleyelim değil mi? Filmin içeriğine çok fazla girmeden. Heyecanını kaçırmadan. Değil mi? Sonra Enes Batur abi kızar bize. Senin karnen nasıl bu arada? Sen kaça gidiyordun? 6'ya. Nasıl? Var mı bir şeyler? Belge var mı? Ne aldın? Takdir aldın. Masa zaten. Bravo sana. Burayı. Bravo sana. Baba. Evet Işıl'cığım, şimdi filme ara verdik. Evet, mola oldu. İkinci bölüme şimdi geçireceğiz. Ne düşünüyorsun bu arada şu ana kadar izlediğin yer hakkında? Çok güzeldi, çok komikti. Yani film ne diyeyim, böyle konuşmak değil de hep kahkahalı geçti. Peki en sevdiğin bölüm neresi oldu? Fragmanda da vardı en sevdiğim komik yer işte. Neyse ama anlatmayalım tamam mı? Belki fragmanda eksik çünkü söylemişlerdir. Hani kedi kurtarıyorlar düşüyor. Tamam. Evet Enes, birinci yarı bitti, şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Ama bu esnada belirtmeden geçemeyeceğim. Filmi süper olmuş, harika, komedi dolu. Herkese acayip bir şekilde tavsiye ediyoruz. Gerçekten süper yapmışsın yani, bravo. Gerçekten YouTuber olarak seni kutluyoruz. Ama bir konuda da üzgünüz, onu da sana dile getirmeden geçemeyeceğim. Yani filmin galasına birçok YouTuber'ı davet ettin ama çocuk kanallarına hiç önem vermemişsin Enes. Bu konuda sana dargınız. Üstelik seninle YouTube Barbekü Partisi'nde tanıştık da, videomuz da var, mutlaka sen de izlemişsindir. Ama davet edecektin bizi Enes. Değil mi Işıl? Neyse, davet etseydin bile giremezdik zaten çünkü karne günüydü. Değil mi Işıl? Hadi şimdi ikinci bölüme devam edelim. Süper bir film değil mi? Evet Işıl, film bitti. Ne düşünüyorsun bakalım Enes Batur'un filmi hakkında? Bence çok güzeldi, sizin de izlemenizi tavsiye ederim. Bir de bir şeyler diyordun bana çıkarken, onları da söyle arkadaşlarım duysunlar bakalım. Bir de şey, hayatımda en izlediğim film şu anlık buydu. Evet, yani Işıl'ın şu ana kadar arkadaşlar izlediği en iyi filmmiş. Bu arada hiç tahmin edemeyeceğimiz sahneler vardı. Daha doğrusu filmi... Filmin yarısı kahkahalarla geçti yani, öyle değil. Gerçekten yani filmi o kadar güzel kurgulamışlar ki hiç tahmin edemeyeceğimiz şeyler oldu. Herkese tavsiye ediyoruz. Ama Enes'ciğim, bu arada sen de hasbelkader bir çocuk, küçük bir çocuk olarak YouTube'a başlayabilirdin ve sen de çocuk YouTuber olabilirdin. Bu nedenle sana çocuk kanallarına da önem vermeni tavsiye ediyoruz. Evet, başarılar. Gerçekten çok kaliteli bir film olmuş. Kendine iyi bak. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.